Ancak bunları yapabildik. Bize gelen bazı sağlık çadırları vardı. Biz de var, doktorumuz da geç yapan. Giz olan bu mu? Koru. Çocuk, biz kaç burada yaşındasın? Yani ondan korkuyoruz. Buradaki bizim kontrolümüzde. Sonra Adıyaman'dayız. Burada yıkımın boyutları gerçekten çok büyük. En fazla yıkılan, yıkımdan en fazla payını alan şehirlerimizden biri Adıyaman. Ve tabii yine her yerde olduğu gibi yardımdan en az yararlanan şehirlerimizden biri de yine Adıyaman. Yıkımın çapı çok büyük. İnsanlarımızın sorunları, ihtiyaçları, sorunları çözülmüyor, ihtiyaçları karşılanmıyor. Bu gördüğünüz alanda yapılan çalışma tamamen gönüllü dayanışma çalışmasıdır. Kuruluşların, çeşitli kuruluşların bir araya gelerek oluşturduğu bir koordinasyon var ve bir çadır kent oluşturuyor. Buna benzer dayanışma örneğini Cemevinde de gördük. Dayanışmanın somut olarak ne anlama geldiğini buralarda daha iyi görebiliyoruz. Dayanışma insanların hayatta kalmasını sağlıyor. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyor. Sadece hayatta kalmak yetmiyor elbette. Ayrıca ruhsal olarak da bu büyük travmayla baş etme konusunda dayanışmanın da büyük rolü vardır. Şimdi Adıyaman'daki sorunların başında çadır meselesi geliyor. Çok büyük bir ihtiyaç olduğu söylendi bize. Gittiğimiz her yerde ilk dile getirilen ihtiyaç çadır. Çok sayıda insanımız evsiz kalmış durumda. Neredeyse şehrin tamamı oturulamayacak bir hale gelmiş. Yıkılan binaların sayısı sadece 2000 diye bildirildi. Ağır hasarlı, orta hasarlı binaları buna kattığımızda neredeyse şehrin tamamını kapsıyor. Böyle olunca da insanların barınma ihtiyacı çok büyük bir boyut kazanıyor. Acil çadır ihtiyacı var. İkincisi su ihtiyacı. Evet, şehre henüz hala su verilmiş değil. Depremin 9. günü. Biraz önce geldiğimiz bölgede, Pirli bölgesinde de gördük. İnsanlar isyan ediyorlar. Yani şebeke nasıl işletti, yeniden işletilmiyor. Neden şehire su verilmiyor? Nasıl oluyor da bu kadar gün geçmesine rağmen bu sorun çözülmüyor? Elektrik daha düne kadar şehrin hiçbir yerinde yoktu. Dünden beri işte kısmen elektrik verilmeye başlandı. Sağlık sorunları giderek daha ciddi boyutlar kazanacak. Salgın hastalıkların ortaya çıkması an meselesi. Hastalar var, çocuklar var, yaşlılar var. Bütün bunların ihtiyaçlarını karşılayacak organizasyon yok. Açıkçası değerli arkadaşlar, burada kamu kaynaklarını kontrol eden devletin ve hükümetin yaraları sarma konusunda ciddi herhangi bir çalışması bulunmuyor. Halk kendi ihtiyaçlarını dayanışmayla karşılıyor, yaralarını dayanışmayla sarıyor, acılarını dayanışmayla azaltıyor. Depremin yarattığı yıkımın bu kadar büyük olmasının nedenini hep söylüyoruz. Siyasette aramak lazım ve iktidarın yönetim şeklinde aramak lazım. Ranta dayalı denetimsiz ve denetimsizlik ve yolsuzluk üzerinden işleyen bir imar politikası var. İmar aflarının ne gibi yıkımlar yaratabileceğini uzun yıllardır dile getiriyoruz. Sadece AKP hükümeti döneminde çıkarılan imar affı yasalarının sayısı 9. Bunlardan yararlanan konut sayısı 3 milyon. Şimdi bütün bunlar aslında cinayete kanuni temel hazırlamak demektir. Bu felakete davetiye çıkarmak demektir. Felaket depremin kendisi değildir. Felaket depremden sonra önce yapılmayanlar ve depremden sonra da yapılmayanlardır. Felaket siyasettedir. O nedenle
kader planı gibi laflarla sorumluluktan kaçmaz. Hiçbir iktidar sorumluluktan kaçamaz. Bu iktidar da kader planları ya da asrın felaketi sözlerinin arkasına sığınarak sorumluluğu üstünden atamaz. Bütün bu yıkımın asli sorumlusu, faili iktidardır. Müteahhitlerin de sorumluluğu var ama onları denetlemeyen veya denetimi gerçekten kurallara uygun yapmayan bir silsile var ortada, bir sorumluluk silsilesi. Bu en tepeye kadar uzanıyor. İktidar bir bütün olarak bu yıkımdan sorumludur. Şimdi yapılması gereken insanlarımızın ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak. Elbette çok büyük bir yıkım var ortada. Elbette dayanışma çok önemli ama kamu kaynakları bu halkın ürettiği değerlerden toplanıyor değerli arkadaşlar. Kamu kaynaklarının etkili, hızlı bir şekilde kullanılmasını sağlayacak her türlü çalışmayı da yürütmek bizim sorumluluğumuzdur. İktidar bunları istemeyebilir, iktidar bunlardan kaçmaya çalışabilir. Çünkü bu iktidarın insan merkezli toplum yararını esas alan bir yaklaşımı yok. Onu bu kamu kaynaklarını bu amaçla toplum için, insanlar için kullanmasını sağlayacak olan bizleriz. Bizlerin ortak çabasıdır, dayanışmasıdır, sesini birlikte yükseltmesidir. Sorumluların ve sorumlulukların hesabını sormak da yine hepimizin görevidir. Eğer hesap sorulmazsa yeni felaketler yaşanır. Başka felaketlerin yolu da hep açık kalır. O nedenle bütün sorumlulardan ve sorumluluk zinciri içinde yer alan bütün makamlardan mutlaka hesap sormak lazım. Bu yapımın hesabı verilmek zorundadır. Dayanışmanın önemine her seferinde vurgu yapmak gerekiyor. Bizleri kurtaracak olan, yaşatacak olan dayanışmadır ama geleceği yine hak, adalet temelinde kuracak olan bu dayanışmanın yaratacağı büyük sosyal ve siyasal güçtür. Evet, teşekkür ederim. Başkan, seçimle ilgili bir isteğiniz var mı? Çünkü onlara 14 Mayıs'ta şimdi karar almıştık. Bence bu konulara hiç girmeyelim şimdi. Yani esas meselemiz şimdi burası acılar ve bu halkımızla dayanışmaktır. Bunları elbette tartışıyoruz, konuşuyoruz. Kurullarımızda da değerlendiriyoruz. Yeri geldiğinde de açıklamalarımızı zaten yapacağız.